Evet. Üstemeden moralini kalsın. Allah'ın karşı almayın. Bir ses çıkar. Getireceğim. Lokum. Gaziantep'te şimdiki durağım kebapçı Halil Usta. Burası kuzu şiş, simit kebabı ve küşlemesiyle meşhur bir yer. Konum olarak da merkezi bir yerde sayılır. Zeugma Müzesi'nin hemen arkasında yer alıyor. Şimdi Halil Usta'ya girelim ve buranın meşhur küşlemesinin, kuzu şişinin ve simit kebabının tadına bakalım. Size de göstereyim. Kolay gelsin usta. Üstemeden moralini kalsın. Allah'ın dört karşı almayın. Bu hafta alt süre değil, kuru değil. Sen de yukarıda yerlik kuru diyorsun. Şimdi şey gibi donuk kalıyor. Ama et, ate hür olduğu zaman bir ses çıkar. Götüreceğim. Lokum. Ayarım var mı hiç? Var. Abi belli ver. Şunu 200 et. 200 et. Daha yeni söylüyorum. Var mısın? Yarını vereceğim. Ben buraya daha önce de gelmiştim. O zaman burası biraz daha salaş bir yerdi. Şimdi yenilenmiş artık kaç ay, kaç sene oldu bilmiyorum. Halil Usta bayağı buraya bir masraf etmiş, yenilemiş, değiştirmiş. Bakalım lezzet değişti mi? Daha önce geldiğimizde biz burada çok fena doymuştuk. Lezzet mükemmeldi. Çok sever görelim. Bugün burada kebapçı Halil Usta'da ne yenmesi gerekiyorsa onları yiyeceğiz. Evet. Evet, salatalarımız geldi. Salatalar bu şekilde bir tabakta geliyor. Şöyle içinde göstereyim size. Salatada sumak, isot ve nane var. Bu da çok güzel bir lezzet katmış. Birazcık tuz ihtiyacı var bunun. Sumaklı salata çok güzel. Ayrıca masaya bu şekilde tırnak pide geliyor. Tırnak pideyi de şöyle bir salatanın suyuna bandıralım. İçecek olarak da ben ayran söyledim, açık ayran. Ayran hafif ekşi, yayık ayranı tadı var. Benim çok sevdiğim bir ayran. Buranın usulü neyse o gelsin dediğiniz zaman önce salata, arkasından da bu tabak geliyor. Tabakta 1, 2, 3, 4, 5 adet kuşbaşı var. Buradaki ürünlerin tamamı kuzu eti arkadaşlar. Bir tane közlenmiş biber ve kıymadan yapılmış simit kebabı bunun adı. Baharatlı, malzemeli, çok yumuşak, müthiş lezzetli bir et. Bir de simit kebabının tadına bakalım. Simit kebabında da hafif acı var. Çok fazla bir acıdan başka baharat tadı alamadım. Ama yumuşak, hafif bir kebap bu. Güzel ya. Hepsi çok güzel. O zaman bunu çekip bu soğuda alalım. Eyvallah. Afiyet olsun. Üstüm. Evet. Ona verelim de küçük olayım mı?
Tamam bunlar. İlk gelen tabağımız kuşbaşı ve simit kebabıydı. Onun arkasından da buranın meşhur kebabı küşleme geldi arkadaşlar. Küşleme bu şekilde kuzunun özel bir eti. Kuşbaşıdan biraz daha büyük. Bu tabak iki porsiyon. Arkadaşlar küşlemenin kuzu kuşbaşından farkı daha yumuşak ve daha lezzetli. Demek ki daha özel bir et gerçekten. Kuşbaşı var, lima var. Bu da artık yemeği yedikten sonra, mideyi biraz doldurduktan sonra üzerine bonusu ve damağımızda tat bırakacak bir lezzet. Meşhur Gaziantep kuşlemesi. Et o kadar yumuşak ki böyle biraz ciğer yumuşaklığında. Ondan sonra biraz kuş eti tadı var. Hakikaten nefis. Ufak olursa 200 gram, biraz daha gövdeli et olursa 300-400 gramı geçmez. Evet, bir hayvandan bu kadar çıkıyor. Abi buna soslama var mı? Değil. Sadece bir tuz atarım. Sadece tuz atıyorsunuz. Şey. Günlük bu yıl atarım. Peki diğer kuzu şiş. Bu da aynısı. Onun neresinden kullanıyoruz eti? Kuzbay ayaktan. Evet. Bunun içerisinde şeyle iki tane, üç tane et olur. Evet. Bunlar. Onda malzeme var mı? Domates, biber salçası, kuru sarımsak, nane, pul biber, tuz, bir bardak da zeytinyağı koyup o salça kebabın üstünde bunu da dökülmemesi. Anladım. Şeyde simit kebabında da yine malzeme var. 1 kilo et. 200 gram kuyruk, 1 kilo peynir yağlı bir sürü. Bir baş şeyde kuru soğan. O kadar. Maydanoz, kuru ve taze sarımsak. Evet. Yine ara biber, pul biber. Bunlar oluyor tabii. 1 kilo eti de bir su bardağı var ya efendim. Evet. Onun dolusu buyur. Simit. Siyah simit. Onun için mi adı simit kebabı bunun? Onu da bir kapta ısıracağım. Şimdi 5-10 dakika bekleyeceğim. Eğer bunu ısıramazsan direkt etin şakak etin yerini çeker. Dağılır, saklanmada zorluk verir. Kebapçı Halil Usta da mis gibi küşlemenin ve kebapların tadına baktık, karnımızı doyurduk. Sizlere de gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz alttaki beğeni tuşunu tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Gaziantep'ten hepinize selamlar, saygılar.